Herkese merhabalar. Herkese merhabalar. Aynen, canlı yayındayız. Bugün Daron Yöndem'le birlikteyiz. Microsoft'un son dönemde duyurduğu en büyük, en iddialı yeniliklerden biri olan Azure Synapse'den bahsedeceğiz. Hocam çok teşekkürler katılımın için. Çok şahane bir event olacağından eminim. Synapse başlı başına dört dörtlük şahane bir konu. Şahane de bir konuşmacı bulduk bu hafta. Hepimiz şanslıyız. Sözü çok uzatmadan ben sana bırakıyorum. Tamamdır, süper. Şimdi o zaman başlayalım. Ben kendimden bahsettiğim, onları olmadı en sonunda konuşuruz. Sorumlu gelirse bakarız. Hemen konuya bir giriş yapalım. Ve giriş derken direkt şöyle bir architecture diagram şöyle bir ortaya koyayım istedim. Neler var, neler yok. Aslında ne yapmaya çalışıyor bu ürün? Biraz ondan konuşmak lazım. Şimdi burada bir cümlede özetlemek gerekirse aslında ve en önemli parçadan bahsetmek gerekirse yapılmaya çalışılan şey bu son dönemde işte data engineering olsun, data science olsun taraflarında diyelim. Bu rollerin işte visualization tarafı olsun, datanın toplanma tarafı olsun. Bu full cycle olarak düşündüğünüzde böyle bir pipeline'ı ortaya çıkartabilmek için birden çok araç kullanmamız gerekiyor. Şimdi birden çok araç kullanmak da bir problem değil ama birden çok aracı doğal olarak beraber kullanabiliyor olmak ve bütün bu biraz önce bahsettiğim profiller işte aslında baktığınızda hikaye şuna dönüşüyor. Bir ekip kurmak istiyor bir şirket veya var olan bir ekibi var. Belirli problemler için belirli araçları insanlar getiriyorlar. Eğer yeni ekip kuruluyorsa herkes kendi araçlarıyla geliyor. Ve birbirlerine bağlanmaya çalışılan bu araçlar içerisinde bir baktığınızda beraber çalışılması çok zor bir ortama dönüşüyor. Ve günün sonunda bütün bu ihtiyaçları hani kombine eden tek bir ürün yok. Şimdi burada evet bu cümlemden anlayacağınız şey şu sanırım. Değil mi? Yani Synapse demek ki bu ürün. Aslında evet Synapse bu ürün ama Synapse bu ürün derken özellikle İşte data warehousing tarafında deneyimi olanlar varsa şu an izleyiciler arasında bazı şeylerin tabii ki tanıdık geldiğinde göreceksiniz. Çünkü Synapse yeni bir ürün diyoruz ama yani Synapse sıfırdan yukarıya kadar hani en aşağıdan en üste kadar tamamen Microsoft'un yazdığı veya tamamen Microsoft'un ortaya çıkardığı bir ürün demek de doğru olmaz. Çünkü zaten diyagramda da görüyorsunuz yani burada ki teknolojilerden birkaç tanesi en azından kendini gösteriyor. SQL dediğimiz şey hani zaten bildiğimiz bir şey. Spark dediğimiz şey zaten bildiğimiz bir şey. Yukarıdaki dillere baktığınızda diller de bildiğimiz diller. Yani ortaya baktığınızda manzara olarak Synapse'in getirdiği şey bu araçların hepsini entegre edip tek bir interface üzerinde sunabiliyor olması ve bu sayede farklı profillerin bulunduğu bu ekiplerin tek bir ortamda beraber çalışabiliyor olması. Şu an collaboration diye isim geliyor ve Türkçesi şu an aklıma gelmiyor ama sanırım beraber çalışmak zaten. Yani farklı farklı ortamları birbirine bağlayıp ben burada bir şeyler yaptım. Hadi bakalım bunu şimdi şuraya taşıyalım. Nasıl bağlayacağız vesaire demek yerine tek bir interface içerisinde bütün bu ürünlerin birleşebilmesi ve beraber kullanılabilmesi. Esas hikaye bu. Birazdan ileriki slaytlarda birazcık daha netleşecektir. Zaten en sonunda da bir tane demo yapacağım. Orada da göreceğiz yani nasıl bir ortamdan bahsediyoruz tam olarak. Ama genel hikaye bu. O yüzden kullanmaya başladığında bu bir taraftan da iyi bir şey. Çünkü hani böyle tamamen yeni bir ortama giriyor gibi de değilsiniz. Örneğin Data Factory ile uğraştıysanız buraya girdiğinizde bakacaksınız ki hani ya hani ben bu interface'leri bir yerden tanıyorum. Ve normalde zaten bir sorun da yok. O yüzden yani giriş aslında epey bir kolay ama tabii kendine özgü o entegrasyonları, bu parçalar arası entegrasyonları çözümleme şekli birazcık daha farklı olduğu için, birazcık daha kolay olduğu için bir şeyler öğrenmek gerekiyor ufak tefek de olsa. Bu Synapse'in hem en güçlü olma ihtimali olan kısmı hem de handikapı olabilir. Altında çok tool var. Birleştirmeye çalıştığı, yeni yeni geliştiriliyor. Ben Power Query'yi heyecanla bekliyorum. Birkaç screenshot'ında ekranını gördüm. Hikaye, fikir şahane. Eğer interface'te de çok
doğru ilerleme kaydedebilirsek şu ana kadar gördüğüm biraz o yönde artısı daha yüksek. Şahane bir şemsiye olacak. Ya şimdi tabii burada şöyle bir sıkıntı da var. Yani Synapse dediğimiz ürünün her tarafını aslında Synapse olmadığı için. Yani şimdi Apache Spark diyoruz değil mi? Veya işte SQL diyoruz Data Warehouse tarafında. Dediğin gibi Power BI tarafında ciddi entegrasyonlar var. Şimdi bunların hepsinin baktığında yüzde ne kadarının sahipliği Synapse ürün grubuna ait konuşamadım. Bilemiyorum. Anlatabildim mi? Yani bazı şeylerin, bazı işlevselliklerin tabii ki sorumluluğu o ürünün ürün grubuna ait. Ama bunları yan yana getirme sorumluluğu da baktığında ve bunların beraber daha optimize çalışmasını sağlamak. Yani bazı yerlerde şey hikayesi de var. İşte Spark şu tarafta şu performansla çalışırken, rakam vermemek için özellikle böyle konuşacağım. Hani X performansla çalışırken Synapse tarafındaki Spark pool'ların Y performansla çalışabilir gibi entegrasyonun getirdiği, beraber gelmenin getirdiği performans avantajları da tabii ki kendini gösterecek. Tabii bu arada parantez içerisinde şeyden de bahsedeyim. Yani Synapse daha GA olmadı. Yani evet, şu an evet. Ürünü kullanmaya kalktığınızda tabii ki problemler göreceksiniz. Ve bu yani yapacak bir şey de yok o konuda. Yani GA olmadığını akılda tutmak lazım tabii yani. Biraz erken duyurdular gibi sanki ama çok da tam doğru yorum mu yapıyorum emin değilim. Vallahi, çünkü baya bir şey var. Son süratle geliştiriyorlar bir taraftan. Onun da farkındayım. Evet. Yani şunu söyleyebilirim. Yani gördüğüm kadarıyla bu tamamen kişisel yorumum. Bir evet inanılmaz bir yatırım yapıyorlar. Çünkü bir Snowflake tarafı var. Yani kaçırılan. Anlatabildim mi? Yani o taraf kaçırılan ve geri alınması gereken bir taraf var. O yüzden orada inanılmaz bir yatırım var tabii ki. Ama erken davranmamaya da çalışıyorlar. Bu yorumu niye yapıyorum? Çünkü en son Ignite'da bir GA bekleniyor hissiyatı vardı. Ve olmadı. Şimdi bunu bazıları şey yorumluyorlar. Ha demek ki daha hazır değil. Ama ben şöyle bakıyorum. Süper. Hazır değilse çıkartmayın. Anlatabildim mi? Yani hani bu Ignite'ın gazı çünkü Microsoft tarafını bilenler için Ignite'ın gazı çok büyük. Yani Ignite her şeyin o yıl içerisinde bu en büyük şeylerin duyurulduğu yer. Yani orada eminim ki Synapse duyurmak için bir baskı oluşmuştur Microsoft içerisinde. Ve bu baskıya rağmen duyurulmadıysa ve ben burada da şey demem hani altyazı olarak demek ki çok büyük problemleri var. Ya açıkçası ben aktif olarak ne kadar süredir Synapse kullanıyorum? Sanırım 6 veya 8 ay oldu aktif olarak Synapse kullanıyorum. Ya evet problemler var, ufak tefek problemler var. Ama gerçekten ufak tefek bu arada. Yani şey gibi problem, çok tamamen GA olmamaya ait problemler bu arada. Problemlerden bahsedeyim. Bazen UI'de bir saçmalama problemi olabiliyor. Ciddi bir cookie problemi var. Yani web interface'ten bahsedeyim. Ciddi bir cookie problemi vardan kastım da şu. Yani şey, özellikle multiple account'unuz varsa ki ben eğitimde verdiğim için çok başıma geliyor doğal olarak. Hani bir account'la giriyorsun, diğer account'la giriyorsun vesaire. Ajax request'lerdeki otorizasyon header'larında bir problemleri var bence. Çünkü çoğu zaman şöyle problem çözüyoruz. Yani bir in private pencere aç da orada aç o zaman düzelir gibi garip problemler. Onu da hani direkt söyleyeyim. Eğer bir drop down list falan populate olmuyorsa Synapse interface'inde anlayın ki bir cookie probleminiz var. Yani o datayı Ajax request'te alamıyor. O yüzden gidip bir in private window'da açıyorsun. Yani bunlar bütün hani GA olmamışlığın getirdiği birazcık problemler. Ama onun dışında ne problemi yaşıyoruz? Yani şimdi bir tane Synapse environment'ı almak demek. Günde $150 ödemek demek yani minimum. Yani bir tane SQL pool alıyorsunuz bir kere. Şimdi biz 150 kişiye eğitim veriyoruz doğal olarak. Yani biz şey problemleri de yaşıyoruz. Yani resource allocation problemleri de yaşıyoruz. Çünkü 2 günlüğüne 150 tane Synapse environment'ı ver dediğinde hele onu bir de aynı data center'dan almıyoruz Allah'tan da. Yani onları da planlamak gerekiyor ama hiçbir müşterinin de başına gelecek bir şey değil bu. Eğer massive scale'e gitmezseniz. Şimdi diyeceksin ki yani ben data warehouse'dan bahsediyorum. Tabii ki scale'e gideceğim. GA değiliz diyeceğim orada da ben. Yani orada da bir planlama gerekiyor şu an için en azından doğal olarak. GA öncesi olduğu için production load'lar noktasında bir production level'ında bir hazırlanılmışlıkta görmüyorum. Ama bunu da garipsemiyorum.
Yani burada eğer öyle bir fikir varsa zaten GA olmayan bir ürünle eğer siz atıyorum 2 petabyte datayla ben geleceğim burada POC yapacağım diyorsanız zaten Microsoft'la konuşuyorsunuzdur. Zaten onlar o işi ayarlarlar. Hani orada da bir problem olmaz. Bunların dışında bir problem çok karşılaşmadım. Yani şey gibi en sonda gösterecek, bahsedecek miyim? Galiba bahsedeceğim. Bazı feature'lar içerisinde göstereceğim bazı feature'lar örneğin whitelist edilmesi gerekiyor ekran başına. Örneğin SQL'de predict tarafı bir tane comment var. O comment'in whitelist olması lazım. Ama dediğim gibi yani daha önce bir preview üründe çalışmadıysanız bunlar belki garip gelir ama bunlar çok normal. Onun dışında valla hiçbir demo'mun functionality olarak çatladığını yani bir komut çalıştırayım da çalışmasın gibi bir şeyle karşılaşmadım yani son 8 aydır. Neyse yani konuyu çok uzattım. Daldan dal. ben cins soru sorunca neyse devam edelim. En sona bırakalım istersen bunları. Evet. Yok güzel oluyor. Şey, soru var mı bu arada? Bakıyorum yani. Soru yok. Yok şimdilik yok. Devam. Şimdi şey konseptinden başlayacağım. Bir link services konsept. Yani Synapse tarafına girdiğinizde link service şudur. Yani zaten ufak bir ekran görüntüsü de koydum. Bunun zenginliğiyle zaten Synapse kendini havasına atıyor diyelim bir anlamda. Başka kelime bulamadım. Ama hikaye şu. Benim bağlanıp data alabildiğim yerler neresi? Ve böyle connector'ları var. Bu connector'lar üzerinden linked service denilen objeler yaratıyoruz Synapse UI'ında. Bunları yaratabilmemiz lazım. Oralara data atabilmek veya data alabilmek için. Bunun illa Microsoft platformunda olması şart değil. Bunun illa Azure içerisinde olması şart değil. Bu hani bir SAP instance'ı olabilir. Bu başka bir şey olabilir. Yani örnekler var. Bu Power BI account'unuz da olabilir. Bunları bağlamak için link services denilen bir konsept var. İlk başta bunlar bir yaratılıyor. Sonrasında bunların üzerinden data setler denilen konseptler var. Data setler de artık sizin data gruplarınızı bir anlamda tanımlıyor. Data set deyince aklınıza illa şey gelmesin. Hani işte ben bir tane SQL instance'ı bağladım. Ben bir tane veya data lake bağladım. Ha, o zaman o data set mi oldu? Hayır, o link service oldu. Link service olduktan sonra o link service'in içerisinde diyelim ki bir klasörün içerisinde sizin belirli bir data setiniz var. Onu data set olarak tanımlıyorsunuz zaten. Kelime de birebir orada map ediyor. Yani buradaki örneğin koyduğum ekran görüntüsü de işte bir tane şey seçilmiş, storage account seçilmiş. Altında da file path verilmiş. Denilmiş ki buradaki bütün file'lar benim için şu isimde bir data set'tir. Bu data set'leri yarattıktan sonra İleriki noktalarda, pipeline'larda vesaire biz bu data setleri direkt kullanabiliyoruz. Doğrudan link service'e gitmiyoruz. Link service gerçekten o servisle bağlantıyı oluşturan sizin Synapse workspace'inizle, workspace deniyor orada. Synapse workspace'inizle dışarıdaki kaynaklar arasındaki bağlantıyı oluşturan şey link service'ler. Bağlantı oluştuktan sonra o bağlantıyla ulaşabildiğiniz yerdeki farklı birden çok data setlerinizde içeride data set olarak define etmeniz gerekiyor. Bu da ikinci konsept. Üçüncü konsept en önemlilerinden bir tanesi zaten. Ama diğer ikisi olmadan bu yaşayamıyor. O da pipeline'lar. Yani burada connector'lardan tabii tekrar bir bahsetmek istedim. Çünkü pipeline'ların içerisinde de o connector'ları kullanabiliyoruz. Pipeline'ların içerisinde bir sürü aktivite var. Datayı kopyalamak, tutun işte bir machine learning notebook'unu çalıştırmaya kadar, Spark notebook'unu çalıştırmaya kadar, bir experiment run etmeye kadar, bir pipeline'dan başka bir pipeline'ı da run edebilirsiniz gibi bir liste activity var. İçerisinde asenkron çalıştırabileceğiniz job'lar var. Senkron çalıştırabileceğiniz işte logical şeyleriniz de var, metotlarınız da var. İşte bir for loop yaratabiliyorsunuz. Ve bütün bunları da işin güzel tarafı UI'da yapıyorsunuz. Yani tamamen drag drop'la. Siz bir pipeline dizayn ediyorsunuz. Data flow'unuz nasıl olacak? Nerelerden ne data gelecek? Ve nereye ilerleyecek? Nasıl ilerleyeceği yaratıyorsunuz? Ve bunu dediğim gibi bir UI üzerinde yapıyorsunuz. Sonrasında pipeline'ları ki onunla ilgili bir tane slide'ım var. Pipeline'ları ne zaman çalıştıracağımıza, nasıl çalıştıracağımıza ayrıca tabii ki karar veriyoruz. Data flow'lar var. Şimdi data flow'lar pipeline'ların içine giriyor. Data flow'larda birazcık daha datayla oynamaca diyebiliriz aslında. Datayla ilgili değişiklikler yapmak istiyoruz. Aralara bir şeyler sokmak istiyoruz. Farklı
source'ları joinlemek istiyoruz gibi ihtiyaçlarınız varsa data flow'lar içerisinde bunları yapıyorsunuz. İşte bunları data flow'da da yapabilirsiniz. Synapse tarafında işin enteresanı şu aslında ve güzel tarafından bir tanesi de şu. Bir şey yapmanın her zaman bir yöntemi olmayabiliyor. Çünkü dedim ya biraz önce de farklı profiller var zaten ekibinizde. Şimdi data flow da kullanabilirsiniz burada. Datayı enrich etmek için veya değiştirmek için her neyse gidip bir Spark Notebook da kullanabilirsiniz. Bu sizin hangi platforma, hangi dile hakim olduğunuzla biraz da alakalı ve neyi tercih ettiğinizle de alakalı. Yani kod yazarak mı yapmak istiyorsunuz bir işi ki birkaç örneğim daha olacak o konuda. Yoksa ben UI'da mı yapayım diyorsunuz işi. İşin güzel tarafı Synapse her iki yöntemi de destekliyor. Çünkü bu farklı profillerdeki yani insanlar var ekiplerimizde ve hepsiyle beraber çalışabilmemiz lazım bizim. Yani hikaye birazcık oraya gidiyor zaten. O yüzden bir şey yapmanın bazen 3-4 yöntemi var. 3-4 farklı teknolojiyle de olabiliyor bu arada. Evet, bir sonraki triggerlar. Biraz önce bahsetmiştim pipeline'lardan. İşte pipeline'lar ne zaman çalışacak? İstiyorsanız schedule edin, istiyorsanız bir event'e bağlayın. Bir tumbling window define edebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Zaten o pipeline eğer içerisinde bir data flow'da var ise baştan sona çalışacak ve sizin istediğiniz arkadaşları işlemleri yapacak. Peki genel manzaraya baktığımızda şimdi ben hani daha fazla ETL tarafından vesaire bahsettim ama genel manzaraya baktığınızda nasıl oturuyor bir hani data warehouse senaryosuna? Çünkü bu slide'ı koymamın esas nedeni yani şu ana kadar zaten hepsini hepten bahsettim de bu slide'ı koymamın esas nedeni şu. Genelde böyle bir mimari konulduğunda bu mimari içerisinde birden çok ürün görüyorduk. İşte ne görüyorduk? İşte ayrı bir Spark Pool'u görülebilirdi. Ayrı bir Data Factory görülebilirdi. Bunların hepsini aslında kombine ettiği için bir anlamda Synapse, baktığınızda böyle bir diyagram çizdiğinizde neredeyse her yere Synapse koymaya başlayabiliyorsunuz. Fakat dikkat ederseniz Synapse koyarken aslında Synapse'in içerisinde hangi parçayı tam olarak buraya oturttuğumuzu yazmak istedim buraya. Nitekim bu slide'ı ben hazırlamadım. Yazmak istedim diyorum da bu hazır bir slide zaten. O yüzden hani yazmışlar buraya diyelim ki o da anlamlı. Yani baştan başlayacak olsak ingestion kısmı. Zaten konnektörlerimiz var demiştik. Biz datayı almak için, dışarıdan almak için Synapse pipeline'ları zaten kullanabiliriz. Ha burada şunu diyebilirsiniz. Ya tamam da işte hot data, cold data muhabbeti var. Ne yapacağız burada? Hani ben real time bir şeyler yapmak istiyorum. O tarz yerlerde de ben Synapse pipeline'ları kullanabilir miyim? Hayır. Orada ne yapacaksınız? Yani nereden geldiğine bağlı tabii ki datanın. İşte IoT tarafından geliyorsa belki IoT hub üzerinden geçireceksiniz. IoT hub üzerinden geçirdikten sonra belki alacaksınız onu şeye atacaksınız. Doğrudan SQL pool'a atacaksınız. Bir pipeline kullanmayacaksınız. Veya işte event hub üzerinden geçiriyorsanız event hub üzerinden aldıktan sonra doğrudan data lake'e atabilirsiniz. Beş bir şekilde başka bir pipeline'dan da çıkıp şunu yapabilirsiniz. Event hub üzerinden atıyorum Stream Analytics'e götürebilirsiniz. Stream Analytics replace'den bir şey yok çünkü bu arada. En azından onu söyleyebilirim. Yani Stream Analytics'e götürebilirsiniz. Stream Analytics'i de Power BI bir real-time report'a bağlayabilirsiniz. Ama bir yandan aynı datayı da alırsınız. Data Lake'e de atarsınız. Event Hub'dan çıkartıp. Bu tarz senaryolar mümkün. Ama ingestion kısmında data source'larımızı konnektörler üzerinden içeriye alabiliyoruz. Başka bir ürün koymaya ihtiyacımız yok buraya. En sonda şey sorusu var mı şu an bilmiyorum ama evet sorulara baktım da GA konusunu açacaktım ben de unutmuşum. Onu cevapladım ben sorulara evet. Da bakıyorum merak etme. Şeyi söyleyecektim bu tarafta Synapse tarafında bir sonraki adıma geçtiğimiz yani ingestion tarafında datayı aldık sonra datayı hazırlayacağız. Şimdi burada birkaç tane seçenek var biraz önce de bahsettim. Pipeline kullanabilirsiniz bir data flow'la. Bu transform enrich tarafına da birazcık kayıyor tabii ki. Data flow tarafı. Ama bunun dışında diyelim ki Spark kullanabilirsiniz. Ben Spark kullanmak istiyorum. Spark'ı Synapse'in içinde kullanıyorsunuz. Ve sizin Spark pool'unuzu Synapse kendisi yönetiyor. Çok da güzel yönetiyor bu arada. Sürekli provisioned bir pool'unuz olmasına gerek yok. Onun yönetimini kendisi yapıyor. Timeout'unu siz belirleyebiliyorsunuz. Diyorsunuz 20 dakikalık bir timeout.
İlk herhangi bir Spark notebook vesaire çalıştırdığınızda Spark pool'unuzu ayağa kaldırıyor. Java Executor onu kuyruğu alıyor vesaire. Çok pardon. Kullanıyorsunuz. 20 dakika kullanılmazsa o pool'u drop ediyor ve siz de ödemiyorsunuz o noktadan sonra. Yani burada birazcık yani buna ne denilebilir? Tam olarak provision kesinlikle değil ama serverless da değil. Yani timeout olan bir provisioning mekanizmanız var. Orada tamamen otomatik bir şekilde Synapse yönetiyor bunu. Sonra şey var. Serverless SQL var. Şimdi Synapse SQL'ın serverless olan tarafı bazen kafa karıştırabiliyor. Bunu da anlatayım çünkü bir taraftan bir SQL pool'umuz var. Değil mi? Yani datayı da tuttuğumuz bir warehouse'umuz var orada. Yani SQL pool'umuz var. Bir taraftan da bana serverless SQL diyorsun. Şimdi bu ikisi birbirini replace eden, hani ya bu ya bu mu? Beraber mi? Ve hangi şartlarda ben hangisini kullanacağım? Şimdi kesinlikle zaten replace eden şeyler değiller. Burada şöyle düşünebilirsiniz aslında. Şimdi iki günlüğüne Covid zamanında bu örneği vermek biraz komik olacak ama iki günlüğüne Ankara'ya gideceksiniz. Birkaç tane seçeneğiniz var. Şimdi Ankara'da birkaç tane görüşme yapacaksınız. Şu iki günü bir gün alayım. Bir günlüğüne Ankara'ya gideceksiniz. Daha zorlaştırayım seçeneği veya kolaylaştırayım. Bir günlüğüne Ankara'ya gideceksiniz. İki üç tane de görüşmeniz var. Şimdi birkaç tane seçeneğiniz var bu görüşme yapacağınız yerlere gitmek için. Ya araba satın alacaksınız. Ya araba kiralayacaksınız. Ya da taksiyle gideceksiniz. Şimdi bu senaryoda araba satın almak herhalde SQL lisansı alıp on-prem'e kurmak olur. Araba kiralamak işte SQL pool olur. Provision SQL pool almak olur. Taksiye binmek ise serverless olur. Yani bizim bazı query'lerimiz var. Bu query'leri hani çok hızlı bir şekilde şu anda çalıştıracağız. Bunun için pool'u meşgul etmek de istemiyoruz. Bazı zamanlar spike olacak, bazı zamanlar olmayacak. Tabii ki limitler var bu arada. Yani serverless SQL'de çalıştırabileceğiniz TSQL'le pool'a karşı çalıştırabileceğiniz TSQL'in aynı olduğunu söyleyemem. Şu anda onların farklarını da listeleyemem. Ama var tabii ki farklar. İşin enteresan tarafı şöyle bir şey olabiliyor. Bunu hatta şeyde yapabiliyorsunuz. Bir Power BI raporuna da bağlayabilirsiniz eğer isterseniz. Tamamen size kalmış özetle. Veya şeyde kullanabiliyorsunuz bunu çok fazla. Synapse içerisinde çalışırken de kullanabiliyorsunuz. Yani işte data discovery yapacaksınız. Yani pool'daki compute'umu kullanmayayım ben. Şeydekini kullanayım. Yani serverless taraftan gideyim diyebiliyorsunuz. Fiyatlandırması farklı tabii ki. Böyle bir seçenek var orada. İşin enteresan tarafı. Diğer tarafından preparation tarafında tabii ki hala eğer çok bir operasyon yoksa pipeline'ları da halledebilirsiniz. İçine data blobları alıp. Sonra transform enrich tarafına baktığımızda yine seçenekler var. Nedir? Provisioned Synapse SQL. Yani SQL pool dediğim şey baştan beridir. Pipeline'lar var. Yine Spark var doğal olarak. Ve yine serverless var. Yani bu tool'lar aslında hem preparation hem de transformation ve enrichment tarafında kullanabildiğimiz. Peki serve etme tarafında ne kalıyor? Tahmin edeceksiniz. Zaten biraz önce de söyledim. Datayı serve etme tarafında da ya provision tarafından ya da serverless tarafından serve edeceksiniz. Power BI reportlarınız gelecekler. Oradan alacaklar datayı. Biraz önce bahsettiğim IoT senaryosunda tabii şeydi hikaye. Yani bir real time reportsa eğer hani Stream Analytics'ten datayı arka taraftan Power BI'nin real time reportuna da yollamak isteyebilirsiniz bir yandan. Ama bir yandan da datanın bir kopyasını, raw datayı pool'a da koymak isteyebilirsiniz. Sonradan on-demand reporting yapabilmek için. Ama real-time report için hani şeyden geçirip yani o fantezi olur yani. Hani real-time kısmını pool'dan geçirip real-time report'ta zaten hani öyle bir şey yok. O yüzden o taraf olmaz. Ve bütün bunların hepsinde de arka tarafta da ne var? ADLS Gen2 bir tane storage account'umuz var. O storage account'ta da bütün bu arkadaşları saklıyoruz artık. CSV midir, parke midir elinizde ne varsa. Okey, bir tane soru var. Cevaplamak isteyebilirsin devam etmeden. Herhangi bir kaynaktan datayı alıp başka bir yere atmak için Synapse Pipeline haricinde başka bir alternatifiniz var mı? Bu senaryoda yok. Yok. By design pipeline'ler lazım datayı almak için. Evet, evet. Ingestion için kesinlikle pipeline'ler lazım.
bir yere atmak için de lazım. Yani tabii şunu da yapabilirsiniz. Yani tamamen Spark'ta da yapabilirsiniz bunu. Bir tane notebook açarsınız, datayı dışarıdan onunla da çekersiniz. İstiyorsanız yaparsınız. Yani ama genelde yapılan şu, datayı pipeline ile içeri alıp sonra notebook'la proses etmek. Yani ilk alma işini, çünkü şeyden emin değilim. Hani işte Polybase'de içeriye alacağım, Spark tarafından bundan emin değilim. Yani yapılabilme ihtimali var, denemedim. Ama genel practice, genel benim gördüğüm şey yapılıyor. Hani pipeline ile bir içeri alalım bu datayı, nereye koyacaksak. Bu arada illa SQL pool'a alma anlamında demiyorum. Hani data lake'e de atabilirsiniz pipeline ile. Dışarıdan almışsınız, data lake'e atarsınız. Ondan sonra bir tane notebook çalışır. O data lake'ten dokümanları okur, ne varsa artık. Üzerinde processing'ini yapar. Sonra da gider data lake'e geri koyar vesaire. Ama genelde dışarıyla konuşan parçacıklarda dediğim gibi pipeline'lar kullanılıyor. Okey, başka soru yok abi şimdilik. Bir tane DF'e ne kadar benziyormuş şu idea. Yorum yapılmış. Zaten altındaki araçların ekranları olunca mecburen. Evet. Aynen. Yani Data Factory direkt içeriye girmiş durumda. O yüzden durum o. Şimdi birazcık daha hani böyle tam UI nasıl bir şey demo da yapacağım ama hani böyle ekran görüntüleri de olsun istedim birazcık daha. Hani sonda slide'ları da vereceğim çünkü. Nasıl bir ortamdan bahsediyoruz? Şimdi burada işin UI tarafının ne kadar konuyu kolaylaştırdığını da birazcık görebilmek, gösterebilmek istedim. Bakın burada storage'e gitmişim. Bir tane CSV dosyası var. Sağ tuş preview dediğim doğrudan CSV dosyasının içerisine alıyorum, görebiliyorum. Bu exploration anlamında çok önemli. Yani bu CSV dosyasında bir problem var mı? Hangi data vardı? Data eksik mi? Kolonları düzgün mü? Yani bunlar sürekli uğraşılan şeyler. Çünkü yani kimse şey düşünmesin. Yani bunu düşünen neyse bu cümleyi tamamlamayayım. Yani hiçbir zaman data düzgün gelmez. Ya yani öyle söyleyeyim. Hiçbir zaman temiz data gelmez. Hiçbir zaman düzgün data gelmez. İyi data diye bir şey yoktur. O yüzden yani bu datayı, elinize gelen datayı keşfedebiliyor olmak çok önemli ve bu noktada da araçların size destek olması tabii ki inanılmaz önemli. Parke dosyalarında da çok güzel tool'lar var. Bakın burada bir tane parke dosyasını seçtikten sonra sağ tuş dediğinizde new SQL script dediğimde bakın yukarıdaki ekran görüntüsüne bakın. Doğrudan query atabilmeye başlıyorum parke dosyasına. Ve bunu yaparken ben bakın yukarıdaki ekran görüntüsü biraz eskiymiş. SQL Analytics On Demand dememesi lazım bunun. SQL On Demand demesi lazım da. Yani On Demand serverless olan SQL'ı kullanıyorum. Bu arada bu UI'lardaki her şey her an değişebilir. Yani büyük şeyler değişmiyor açıkçası. Ama işte sağ tıklama menülerinde bazı isimler değişiyor vesaire. Örneğin şimdi dediğim gibi şu an şurada gördüğünüz SQL Analytics On Demand en son baktığımda SQL On Demand'ti. İki gün önce bir isimlendirme değişikliği daha oldu vardı ürünlerde. O yüzden hani bir bakarsınız orası SQL Serverless'a dönmüş yanlış yarın öbür gün. Ama özellikle on demand demek yani pool'a gitmiyorum aslında ben. Zaten gitmeme de gerek yok. Çünkü pool'un storage'ını da kullanmıyorum. Şu an direkt data lake'e gidiyorum. Ve buraya da giderken ben hani o serverless SQL'u kullanarak sorgumu yazıp datamı almaya başlayabiliyorum. Bir diğer seçenek de işte bakın sağ tık menüsünde new notebook var. Parke dosyasına sağ tık new notebook dediğimde doğrudan bakın Spark'la, PySpark'la o parke dosyasını load edip gösteren bir kodu da bana atıp ortaya buyur diyor. Burada çalış. Yani nerede istiyorsanız, istiyorsan eğer ben hani SQL gurusuyum diyorsan SQL tarafında takıl. Yok ben Spark'çıyım diyorsan işte bu da ekiplerdeki profillerle alakalı. İşin güzel tarafı hangi profil varsa ekipte veya iki profilde vardır belki. İkisi de Synapse'de beraber çalışabilecekler. İşin tatlı tarafı o. Yani ben bu SQL script'iyle ben bu notebook'u alıp bir pipeline içerisinde arka arkaya veya paralel çalıştırabilirim. Yani işin güzel tarafı o aslında. Ama hani şu anda tabii şey data discovery tarafındayız, exploration tarafındayız. O yüzden oradan o konseptten devam edelim. Bakın bunu da koymak istedim çünkü burada da yani bu soru da bazen geliyor. Peki tek parke dosyasına tek tek mi bakacağız falan? Yok öyle bir şey. Hani seç 7-8 tane kaç taneyse right click new SQL. İşte buyur. Yani direkt gidip birden çok parke dosyasını sorgulayabildiğin 2 saniye içerisinde ve yine SQL On Demand tarafındayız. Bu arada yorumlarda şeyi gördüm. Neden ADF kullanmayalım? Bahsedeceğim. En son onunla ilgili bir slide'ım var.
Onunla ilgili bir slide'ım var. Ama şöyle düşün... Ya, neyse, slide'a gelince konuşalım. Şimdi tarih olmayıp soruyla cevap vermeye çalışıyorum. Ya, sorunun aslında cevabı basit ama çok cevabı var. Benim de kendi tarafıma düşen kısım var. Sonda tartışalım hep birlikte. Tamam. Okay. Şimdi transformasyonlar tarafında ben kod ile transformasyon yapacağım dediğinizde bakın buradaki ekran görüntüsünde bir tane şeye SQL tablosunu right click yaptığımızda bunu notebook olarak almak istiyorum. Data frame loaded diye direkt bir context menü geliyor. Ve o context menü ile direkt notebook yaratıyor bana. Ve bakın Spark kodunun içerisinde PySpark'ta ben SQL'e bağlanıp tabii o zaten o PySpark kodunun çalıştığı context workspace'in içerisinde olduğu için ve workspace'in de SQL pool'a erişme hakkı olduğu için zaten bu ortamı yarattığınızda otomatik olarak bir tane de link service olarak SQL pool bağlantısı da geliyor. O yüzden permission anlamında da bir sıkıntı yok. Doğrudan arkadaş gidip PySpark'la SQL'deki kodu alıp şey yapmaya başlayabiliyor. Transform etmeye başlayabiliyor. Bir diğeri Codebase gideceksiniz. Bu sefer SQL tarafındayız. İşte bakın şu anda ben gidiyorum. Data Lake'deki bir CSV dosyasına sorgu atıyorum bu sefer de. Yine SQL Serverless'ı, On Demand olanı kullanıyorum. Bakın aşağıda tabloda göstermiş. Tablodan export alabiliyorum. Bu arada birilerine vermeniz gerekiyorsa. Bu da güzel bir özellik bence. CSV, Excel, JSON, XML vesaire seçenekler var. Sağ üstte eminim ufak gözüküyordur şu anda. Benim de videom bindiği için üzerinde de. Yani chartlar bile alabiliyorsunuz. O chartları da export ediyorsunuz vesaire. Yani bu transformasyonları ekiple paylaşmak veya daha net görebilmek için gerçekten işe yarıyor. Bunları çok hızlı yapabiliyor olmak. Dediğim gibi pool'a hala dokunmadık. Yani on demand tarafından gidiyoruz. Peki notebook tarafında transformasyonları yaparken opsiyonlarımız neler? Burada da farklı diller kullanma şansınız var. .NET Spark olabilir, PySpark olabilir, Scala olabilir, SQL olabilir. Eğer istiyorsanız SQL de kullanabilirsiniz o tarafta. Bunların hepsi destekleniyor ve işin enteresan tarafı şu. Şey başına onu yazmış mıyım buraya? Evet, ilk madde. Bir notebook içerisinde birden fazla dilde kullanabiliyorsunuz. Yani şu an UI'da sanki birini seçeceğim de bütün notebook onunla çalışacakmış gibi gözüküyor. Onunla başlıyor diyelim. Fakat Cell'in başına ilk hücresine %100 diyerek kullanacağınız dili verdiğinizde notebook yukarıdan aşağı çalışırken hangi dili istiyorsanız onu seçerek de ilerleyebiliyor. O da burada var. Data flow'lardan bahsetmiştim. Evet, pipeline'ların içerisinde data flow. Bu ekran görüntüsünü göstermiştim. Bununla ilgili daha fazla konuşmaya gerek var mı? Transformasyon için kullanabiliriz. Bunu atlayayım. Bu biraz adaptif olmuş. Bu slide'ları bu sabah hazırladım. Serverless tarafıyla transformasyon yapabiliyoruz. Ondan da bahsetmiştim. Notlarıma bir bakayım burada. Atladığım bir şey var mı? Infrastructure yok. Kullandığın kadar öde var. TSQL syntaxi kullanıyorsun. Parke, CSV ve JSON'lara sorgu atabiliyorsun. Hem Data Lake'de olabilirler veya işte JSON'ın, SQL'in yani şeyin içinde de olabilir bu arada. Pool'da da olabilir. Oraya da atabiliyorsun. Evet, bunlardan da böylece bir bahsetmiş olduk. Şimdi biraz O slide'a geçmeden bir ekleme de ben yapayım. Beni en çok heyecanlandıran kısımlardan biri olduğu için öyle Power BI oriented çalıştığım için buradaki transform servislerinden bir tanesi Power Query olacak. Ve Azure SQL DW'ye veya DB'ye yazabilecek gibi olacak büyük ihtimalle. Twitter'da Productin'den tweet atanlar vardı. Zamanlamasını kestirmek zor ama benim en çok beklediğim yönlerden bir tanesi o, özelliklerden bir tanesi o. Okey, süper. Şimdi, machine learning tarafından da biraz bahsedelim. Yani ürün tabii herkese, koca bir ekibe hitap etmeye çalıştığı için çok farklı profiller ve şeyler var. Bundan çok kısa bahsedeceğim ama. Burada yapılan şey şu oluyor. Machine learning tarafında tabii ki machine learning studio kullanmaya devam ediyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Bir notebook içerisinde training yapabilirsiniz Spark'la veya Machine Learning Studio tarafına giderek. Sonra bunu ONNX'e çeviriyorsunuz. Sonra da storage'a atabiliyorsunuz. Bu bir seçenek. Ondan sonra bu storage'a attığınız modeli de SQL tarafında register edip bunun sebebi ise SQL tarafında doğrudan kullanabilmek o modeli.
Yani T-Square Command'ini yazarken kullanabiliyorsunuz train ettiğiniz modelleri. Dediğim gibi bu kısım şu anda İngilizce kelimesini de unuttum. Yani account başına, workspace başına açılması gerekiyor bu özelliği. Aksi halde kullanamıyorsunuz. Yani büyük ihtimalle şu an kendiniz giderseniz bir subscription'ınızla Snaps Environment alırsanız bunu kullanamayacaksınız şu anda. Yani training kısmını yaparsınız. Modeli registre ettikten modeli registre etme kısmını da yapabilir misiniz? Yaparsanız şu en sondaki predict'i kullanamazsınız. Evet, en sondaki modeli kullanma kısmı şu anda açık değil. O modeli kullanma kısmını doğrudan Snaps SQL içerisinde yapabiliyorsunuz. Ya burada nedir? Tamamen yani şeyde şu eleştiri bazen geliyor ama ben olmamasını da seviyorum. Yani Azure Machine Learning Studio'da daha entegre olsaydı keşke, zaten yeterince entegre. Yani daha fazla da içerisine sokmanın bence çok bir anlamı yok. Çünkü örneğin bir eksperiment yönetecekseniz ve Azure ML tarafından yönetmek istiyorsanız o onun detaylarını görmek için Synapse Workspace'den çıkıp Machine Learning Workspace Studio'ya gitmeniz gerekiyor. Bence öyle olmasında da sıkıntı yok. Yoksa bu taraf böyle inanılmaz kalabalıklaşmaya başlayacak birazcık. O yüzden o tarafta farklı tool'lar da var zaten. Ayrı kalmasında fayda var. Şimdi güzel, zamanımız kaldı. Kalır mı kalmaz mı diye tereddüt ediyordum. O yüzden güzel oldu bu. Şimdi şöyle birkaç şey göstermek istiyorum ben. Eğer açabilirsem. Hop, evet. Güzel. Şimdi görüldüğü üzere bir saniye. Şimdi ben burada Azure portalına bir gideceğim. In private açtım gördüğünüz üzere. Çünkü başka bir account'la girmem gerekiyor. Subscription'lar birbirine giriyor diyorsun. İnanılmaz, inanılmaz. Yani bir tane in private de yetmiyor. Yani şey güzel aslında bu arada. Şu an ben in private kullanıyorum da normalde ben Chromium Edge kullanıyorum. Şöyle göstereyim. Bakın şurada profiller yaratabiliyorsunuz ve bu her profil ayrı ayrı browser instance'ıymış gibi çalışıyor. Yani sürekli kullandığınız hesaplarınız varsa yani şey yapabilirsiniz. Ayrı ayrı profiller yaratırsanız, çünkü in private session bir tane olabiliyor Edge başına. Yani ben şu an ikinci bir in private açarsam bununla paylaşıyorlar aslında konteksti. O yüzden İkinci bir gerçekten in private istiyorum. Gidip Firefox'u açmak zorunda falan kalıyorum. Komik oluyor da. Aynen, güzel ipucu. Şeyler, profil kullanmak işe yarar yani. Yani galiba yani normal insanların problemleri değil bu. Bizim gibi yani, danışmanlık eğitim veren insan. Bir insan kaç account olur değil mi? Ama yani maalesef o test account'u, bu test account'u vesaire derken o müşterinin account'u ortalık kalabalıklaşıyor. Aynen öyle. Synapse'i ücretsiz kullanma imkanımız var mı diye bir soru var. Yani subscription $150 alabiliyorsunuz zaten aylık ücretsiz ama devamı için. Ama dikkat çekeyim, ayda $150 Synapse falan. Zor tabii. Yani günlük $150. Şu anki haliyle evet. Minimumu neydi hatırlamıyorum. Yani düzgün size'ını da hatırlamıyorum. Adam akıllı işte şu DV300'dü galiba ayda şey olan $150 denk gelen şu scale'deydi ki yani düzgün bir şeyler yapayım derseniz minimum buna ihtiyacınız var. Yani şeye çok dikkat edin ama yani buradaki en büyük zaten maliyet SQL pool. Ve onu da pause edebilirsiniz. Şimdi gösteririm. Bakın ben Synapse'in şeyi açtım şu anda. Burası Synapse Workspace. Şuradan göstereyim. Hikaye şu. İşte data tarafına gideyim. Data tarafında şu anda bana database'lerimi gösteriyor burada var olan. Farklı farklı SQL pool'larda vesaire vesaire. Linked şeylerim var, data source'larım var. İşte Blob Storage demiş bir tane burada var. Cosmos DB'm var birkaç tane. İşte data lake'lerim var burada bolca. Integration dataset dediği bizim yarattığımız datasetler. Bunların eskiden adı sadece datasetti. Şimdi integration dataset dediler. Her an yine değişebilir, bilmiyorum niye böyle bir şey yaptılar. Burası özetle datayla oynadığımız yer. Yani ben buraya gidersem ve bu SQL pool'u pause ederseniz ciddi şey yaparsınız. Yani sadece kullandığınızda açın derim eğer test amaçlı açıyorsanız. Bunu pause etmenin yöntemini de şimdi gösteririm. Bakın şimdi şuradan hemen işte bakın buradan
bütün biraz önce bahsettiklerim hepsi geliyor zaten. Atıyorum top 100 diyeyim. Sorguluyor. Geldi data zaten. Yani çalıştığımda göstermiş olduk böylece. Yukarıda da bakın SQL On Demand veya işte kaç tane pool'un varsa onlara gidebiliyorsun. Kapatayım. Şey tarafını göstereyim hemen. Pause etmekten falan bahsettim. Şuradan manage'e geçiyorsunuz. Portaldan da, Azure portalından da yapabilirsiniz. Buradan da yapabilirsiniz. Bakın şurada pool'umuz gözüküyor. Şu arkadaşa basarsanız para ödemeniz, yani o 150 doların 120'si falan pool'a gidiyor çünkü. Bunu pause ederseniz epey düşük maliyetle halledersiniz bir POC'yi. Scale ederken dikkatli olun tabii ki. O apayrı bir konu. SQL On Demand'de zaten query yollamadıkça kullanmıyorsunuz. Hazır buraya girmişken şeyden bahsedeyim. İşte Apache Spark pool'larımız. Biz buna para vermiyoruz. Çalışmadığı sürece para vermiyoruz. Provision değil bu. Link servislerimizi görüyoruz burada. Bunlar bağlandığımız yerler. Yani işte böyle kirli bir şekilde çalışırsanız aynı storage account'a birden fazla link service yaratabilirsiniz. Çünkü hani pipeline falan yaratırken link service yaratayım mı diye soruyor. Yarat geç dersen böyle 1, 2, 3, 4 diye gidiyor bunlar. Bahsettiğim trigger'lar bunlardı. Pipeline'ları hangi sıralı nasıl başlatacağız? Hani automate etmek istiyor muyuz? Integration runtime enteresan bir arkadaş. Şu anlamda enteresan. Hani biraz önce bahsettiğim pipeline'ler falan çalışıyor diyorum da nerede çalışıyor arkadaş bunlar? Değil mi? Integration runtime bunu hallediyor aslında. Bunu on-prem'e de alabiliyorsunuz. Ama yani on-prem'e alırken nedenini güzel altını çizmek lazım yani. Yani çünkü yani data buradaysa on-prem'e compute almak ciddi bir data transferi anlamına da geliyor. Ama connect ettiğiniz link servislerinizden bir tanesi on-prem'se o zaman hikaye değişmeye başlayabilir. Yani integration runtime de on-prem'e almak isteyebilirsiniz. Onun dışında pek bir sebep göremiyorum ben. Bu arkadaşı da ayrıca scale edebiliyoruz zaten. Buralara girmeyeyim şimdi security tarafına. Develop tarafına geri döneyim. Burası çalıştığınız yer aslında. Yani artık ne üzerine çalışmak istiyorsanız. Ya ben işte scriptçiyim, script yazacağım falan diyorsanız. Bakın size şurada bir örnek göstereyim örneğin. Doğrudan SQL'e giden Twitter datasını burada şeye bir tabloya atmışlar. Şey yapalım. Şunu bir görelim isterseniz nasıl bir data olduğunu. Bakın burada iki kolon, ikinci kolonda bir JSON var. İşte şurada da o JSON'ı doğrudan ve bunu şöyle run edip sorguladım ve istediğim sonucu aldım. Şey konusu var, oralara hiç gelmiyorum bu arada. Burada gözüme dokundukça yani aklıma da geliyor. İşte role level, columns level security, dynamic data masking veya farklı raporların geldiği yükleri prioritize etmek. Yani işte bizim CEO'nun çalıştırdığı rapor kesin çalışsın. Yani hardware kaynakları, yani bizim data scientist'le SQL üzerinde bir şey yapıyorlarsa da onları deprioritize edelim. Bizim CEO'nun Power BI reportu öncelikli olsun gibi hikayelerde yapabileceğiniz bir sürü şey var. Hani o taraflarda var açıkçası. Onlardan bahsetmiyorum şu anda. Burada. Predict'i gösterebilirim ama çalışmayacak tabii burada. Holoy. Modeli register etme vesaire. Girmeyelim oralara da. Burada SQL On Demand üzerinden bir örnek. Screenshot'larda da vardı sunumda. Diyor ki şurada işte bütün parkeleri şu pattern'e uyan bütün parke dosyalarını alacağım ve top 100 çekeceğim ve bunu da SQL On Demand ile yapacağım. Yani pool'u da kullanmayacağım. Run ettim şu anda. Biraz zaman alacak tabii. Ah. Acaba ne kadar data vardı orada? İyi süper. Yine çok almadı. 11 saniyede. Kaç tane parke dosyası vardı orada bilmiyorum ama. Yani bu tabii şey tarafı, yani data discovery tarafında ciddi işe yarıyor. Pratik bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Bunlar SQL scriptleriniz. Bunları yazıyorsunuz, buraya koyuyorsunuz. Burası sizin çalışma alanınız yani. Sonra notebooklar var. Şunu açayım örneğin. Product Recommendation Notebook'u. Yani burada çok söyleyecek bir şey yok aslında. Bakın bildiğimiz yani Spark Notebook'ları. Hatta şey vardı bir ara burada. Kaldırdılar mı? Tıp. Buradan değil, monitör tabundan mı? Yani doğrudan Spark UI'nda da görebiliyorduk bunu. Şimdi burada işin enteresan tarafı, şu an bunu çalıştırmak istersen, bakın bu arada her serin başında şu var. O da o serin hangi dille çalışacağını belirtiyor aslında.
Burada product recommendation yapılıyor. Ama okay, tamam. Güzel. Şimdi bunu çalıştıracak olursak şu an bakın en alta bakarsak bir şeyim yok. Pool'um yok. Spark pool'um yok. Ben bunu şu an bir çalıştırayım. Çünkü ilk çalıştırdığımda bakın Spark pool'u ayağa kaldırmaya başlayacak. Bu biraz zaman sürüyor. Yani ilk ayağa kaldırması bir 5 dakika rahat sürüyor. O yüzden biz bunu öyle bir bırakalım 2 dakika. Dediğim gibi bu notebooklar burada durabiliyor. Bunda bir detay olması lazım. Onu da gösterebilirim. Bakın bu örneğin Azure ML'i kullanan bir notebook. Çünkü AutoML tarafını kullanıyor. Şuradan okumuş. Tam şey noktasını bulmaya çalışıyorum. Size onu göstermek istiyorum da. Nerede? Agayret. Bu arkadaş da büyük ihtimalle bir AKS cluster'ına deploy edilmiş bir API. O model build olduktan sonra AutoML'in sonucunda diye tahmin ediyorum. Oraya gidiyor ve onu çalıştırıyor çünkü en son. Şuna da bir bakayım. Farklı case'ler yakalamaya çalışıyorum size gösterebilmek için de. Niye şüpheyle bakıyorum bu arada? Daha önce bakmadım mı bilmedim bilmiyor musun diyebilirsiniz. Bu ortamlar paylaşımlı. Bir tek ben kullanmıyorum da bazen başka demo yapan arkadaşlar girip buraları bozabiliyorlar. Yok, burası da aynı kalmış zaten. Evet. Tamam, süper. Bu şu anda hala bakın starting'de duruyor. O dursun. Data flow'larımız var. Bahsetmiştim. Burada bir tane işte SAP'den data alan bir data flow var. Şu an tabii yalan SAP tarafı. Link servise bakarsanız orası boş. Çünkü hani bu ortamın arkasında gerçek bir SAP yok şu anda. Data flow'lar var. Bir de tabii ki Power BI raporlarımız var. Şimdi Power BI raporları burada gözüküyor. Şöyle açayım bir tanesini. Evet, geldi. Kullanabiliyorum. Yani şey yapabiliyorum. Fakat yani ben burayı yani raporu hazırlamak için çok böyle ısınamadım. Neden bilmiyorum. Ben her zaman yeni bir tab açıp yani lokalde yapmıyorsam eğer webde yapacaksam Power BI'nin kendi sitesine gidip orada yapmayı tercih ediyorum. Bu benim kişisel tabii. yok aynı şekilde en temiz yolu o ayrı yapmak, yani burası ekstra bir karmaşıklık yaratıyor gibi. Eğer amaç analiz etmekse çok doğru bir yer değil, ama hızlı bakmaksa okey. Aynen ben de öyle düşünüyorum. Yani burada bu zaten şeyle bağlantılı bu arada. Buraya biz bu ortam hazırlanırken şeyle bağlantı kurulduğu için hemen gideyim o tarafa. Aynı account'la buraya da girersek zaten göreceğiz. Bakın workspace'lere gideyim. İşte data and AI demo var. Bu workspace'in içerisinde işte şu raporlar var. Bunlar listeleniyor zaten orada da. Bu raporların aynısını orada da görüyoruz. İşte bu arkadaş. Birkaç tane de dashboard olması lazım burada. Bu raporların bazıları real-time rapordur diye tahmin ediyorum zaten. Twitter analysis falan real-time olma ihtimali yüksek. Burada da dashboardlar var. Dashboardlar gözükmüyor tabii bir tarafta. Galiba. Şuna tıklamam gerekiyordu yanlış. Evet bu. Yani burası şu anda biraz önceki Synapse Workspace'in arkasındaki SQL Pool'dan beslenen bir ortam. Hatta şu an burada real time çalışıyor mu onu bekliyorum da sanırım çalışmıyor. Çünkü şu tweetler vesaire şey olması lazım. Arkada bu demo ortamı. Ha çalışıyor. Evet refresh attı. Tamam süper. Okay, süper.
Şimdi şey tarafına bakalım. Aslında başta bahsettiğimiz integration tarafına bakalım. Bu arada bakın hani burası bir workspace olduğu için biraz önce açtığım notebook şurada duruyor. RBI report burada duruyor. Aralarında dolaşabiliyorum. Pipeline'lar bahsetmiştik başından beridir. Bir tanesini açayım örneğin şöyle. UI şu. Pipeline'ların içerisinde kutucuklar burada 3 tane ayrı pipeline'la arka arkaya çalışıyormuş. Bu neymiş bakalım. Marketing DB Migration diye bir pipeline varmış. Onu çalıştırıyormuş. O da burada zaten. Onun içine girelim. Bakın burada da diyor ki işte Marketing DB Teradata'da var mı? Varsa eğer al onu. ADLS Gen 2'ye taşı. Burada her aktivitenin, bunlar copy data aktivitesi olduğu için bir tane source'u var. Bakın dataset seçilmiş. Sync seçilmiş. Burada CSV dosyasını atıyor yanlış anlamadıysam. Open diyelim bakalım. Evet bir CSV dosyasını atıyor data lake'deki. Yani gidip şeyden alıyor. Teradata Marketing DB adındaki Link Service Connection'dan alıyor. Bakın şurada. Bunun table adı gelmeyecek çünkü bu Teradata tarafı da fake. O yüzden table adı gelmeyecek. Yani bu pipeline çalıştıysa şu an çalışmayacak. Sonra bir tane notebook çalıştırıyor bakın. Bakın datayı buradan baktı. Var mı arkadaş bu database? Var. İşte gel kopyalayalım bunu şeye, storage'a. Storage bittikten sonra git şu notebook'u çalıştır. Hangi notebook'muş bakalım. Bakın Campaign Analytics Data Prep. Demek ki bu adam, bu pipeline'ı hazırlayan arkadaş data prep'i bir notebook'ta yapmayı tercih etmiş. Bakarız o notebook'un içerisine. Bittikten sonra da demiş ki arkadaş git CSV dosyasını al bir yerdeki ve şey at, SQL pool'a at. Bulk insert'le atmış bu arkadaş. Çok süper bir hareket olmasa da. Peki o zaman şu notebook'u merak ettim. Bakın bu aslında çok güzel bir örnek. Çünkü Teradata gibi bir yerde data var. Onu ilk önce bir taşıyorsunuz, içeriye alıyorsunuz. Storage'a, pool'a da değil. Storage'a aldıktan sonra onu bir notebook'la hazırlıyorsunuz. Sonra bittikten sonra da pool'a alıyorsunuz. Ve bu pipeline olarak istediğiniz zaman çalıştırabileceğiniz bir şey oluyor. Neydi? 3 numaralı notebook'tu. Gidip bakalım ona. Şurada. Yani arkadaş PySpark'la bakın gitmiş önce storage'dan şu CSV dosyasını okumaya gidiyor. Bu zaten pipeline önceki adımda bunu Teradata'dan alıp storage'a attığı için bu orada var olacak. Sonra notebook çalışacak. Bu arkadaş açıyor onu. İşte ne yapıyor? Burada ne yapmış? Revenue Variance Data Transformation yapıyor. Sonrasında alıyor bunu yine. Bakın şeye yeni bir CSV dosyası olarak storage'a kaydediyor. Böylece bu notebook bittiğinde bizim pipeline devam edecek. O da bu CSV'yi alıp pool'a atacak. Yani burada ne yapmış oldunuz? Birden farklı yeteneği kullanma şansınız oldu böylece. Artık ekibinizde hangi yetenekler varsa onları yan yana getirip ilerletme şansınız oluyor. Bizim Spark Pool ne durumda? Bir ona bakalım. Buralar çalıştı mı? Çalışmış bu arada. Aa çok güzel de hatalar almışız. Ne diyor? Syntax problemi. Hataları Allah'ın emri. Yapacak bir şey yok. Hele ki demoda. Yanlış büyük ihtimalle. Aa yok yanlış değil. Ne diyor? Acaba bu tablo var mı? Ne kadar güzel değil mi? Bizim pool'un adı o muydu? Azure Synapse Data Warehouse muydu? Bir bakalım. Doğru. Peki customer alt direseyiz latest var mı? Aslında o da burada. İlginç. Aa bir saniye ya. Tut 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 tut. Bir daha çalıştıracağım onu merak ediyorum. Niye orada hata veriyorsun? Enteresan. Şu an çözemedim.
Okey, neyse takılmayayım ben buraya. Ama en azından pool'u ayağa kaldırdığımızı gördük. Şeye gideyim, oradan da görebiliriz bunu. Monitör tabına gittiğimde eğer ilk başta şeyi bir gördük. Pipeline'lerden bir tanesi başarılı bir şekilde çalışmış. Hangi pipeline bu? Ne zaman çalışmış? Sanırım şu an bu ortamı birisi daha kullanıyor. şu an mı burası? Ha yok, dünmüş bu. Okay. Neye bakacaktık? Apache Spark Applications'a bakacağız. Bakın, Product Recommendation in Progress diyor. Ne yapıyor? Neyse. Hani buradan da görebiliyoruz özetle nelerin çalıştığını. Ha buradaydı zaten göstereceğini. Buradan Spark UI'ya zıplayıp direkt burada da görme şansınız var. Tık 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 tık. Burada bitmiş gözüküyor. Tekim de öbür tarafta niye in progress gözüküyor? Bir gariplik var burada. Hem total duration. Bir enteresanlık var burada. Neyse, ben bunu iptal edeyim. Okay. Evet, şuna kafam takıldı ya. Çünkü bu hatayı hatırlıyorum ben. Sparkçı da olmadığım için şu anda. Okay. Dokunmayacağım ya. Daha fazla bekletmeyeyim. Okay, çok takılmaya gerek yok zaten bence abi ama bana sorarsan bu benim de kendi sorumdu. Azure Synapse ilk çıktığında kendi merakımdı. Azure Synapse'i işte işin Power BI tarafı var, Machine Learning tarafı var, Warehouse tarafı var, Notebook tarafı bir sürü tarafı var. Tam olarak hangi çözümün neresine ne şekilde oturtmam gerektiğine ilişkin doğru fikir edinmeye çalıştım. Çünkü bir sürü şey var içerisinde. Nereye tam konumlanıyor bu Synapse? İnsanlar onu biraz daha anlamaya çalışıyor. En başta da kendim için söylüyorum bunu. Yani şimdi bu slide'ı ya bu slide'dakiler benim fikirlerim değil bu arada. Bu slide'dakiler işte yani Microsoft'un aslında cümleleri diyebilirim kabaca. Yani biz çünkü son bir 6 ay oldu sanırım işte Synapse eğitimi veriyoruz. Microsoft'un kendi çalışanlarına işte bütün dünyada müşterilere Synapse anlatacak çalışanlarına eğitim veriyoruz. Ve doğal olarak biz o eğitimi verirken bu soruyu kendi çalışanlarına da soruyor ve nasıl cevaplayalım diye de biz ürün grubuna soruyoruz. Vesaire hani guidance'ı beraber belirliyoruz diyelim. Burada söylenen şey aslında yani bu slide'ı okuyacağım biraz. Ya tabii ki çok fazla şey var. Hani şu an kimse şey demiyor. Hani onu bırak buraya gel, bunu bırak şuraya git. Çok keskin çizgilerle demiyor. Ama denilen şey şu. İşte sen hani kabaca bir data warehousing ortamı arıyorsan şu anda Synapse'e gelebilirsin. Bu bizim çözümümüz. Fakat şimdi ikinci maddeye geçiyorum. Diyor ki yani Spark çözümü arıyorsan ve data warehousing ihtiyaçların yoksa Databricks'e gitmen gerekir. Yani Databricks'e git. Spark ve ML senaryoların varsa machine learning ile Databricks'i birleştir ve öyle ilerle. Eğer çok ciddi bir Spark yatırımın varsa ve data warehousing ihtiyacın varsa bu sefer Databricks ile Synapse'i birleştir. Şimdi bence bu son nokta biraz enteresan. Bu üçüncü madde biraz enteresan. Çünkü ilk maddede diyorsun ki data warehousing ihtiyacın varsa buraya gel. İkincisinde diyorsun ki Spark arıyorsan işte Databricks'e git. Üçüncüde diyorsun ki hem Spark hem data warehousing arıyorsan. O zaman şeyi sorgulamaya başlıyor insan tabii biraz. Hani Synapse'in içerisindeki Spark'la ilgili eksikler var Databricks'e kıyasla. Fonksiyonelite eksikleri mi yoksa performans sıkıntıları mı? O da soru işareti. Çünkü yani evet yani oradaki performansla ilgili Synapse'in daha iyi olacağı argümanları da var. Fakat
performans testlerinde şu anda aksini gösteren durumlar da var. Ya bence şeyi konuşmak lazım. Case by case konuşmak lazım. Yani müşteri hali hazırda ne yapıyor? Nasıl bir ekibi var? Ne arayışında? Nereden geliyor? Ama bu kesinlikle şey değil yani. Hani hazırda ben işte Databricks kullanıyorum zaten. Şey mi yapmalıyım? Synapse geçeyim mi? Geçmezsem yarın öbür gün Databricks gidecek mi falan? Böyle bir case yok yani. En azından bunun bir sonraki versiyonu falan değil veya replacement'ı değil. Şu an öyle bir şey söylenmiyor. Benim kendi tarafım açısından gördüğüm şey şu, mesela Data Factory üzerinden girecek olursak fonksiyonellik her iki tarafta da birebir aynı değil şu aşamada. Zaten biraz erken duyurdular hissiyatının altında yatan şey de o. Azure Data Factory üzerine kurduysak çözümü, hani buraya geçsek mi geçmesek mi çok büyük soru işareti uyandırıyor. Power BI tarafına düşen kısmı, burada bir veri ambarı, bir data warehouse oluşturayım mı? Gene fonksiyonalite tarafındaki bir takım henüz olmayanlar sebebiyle oraya da tam geçemiyoruz. Power Query mesela benim birçok yere fit etmeye, uydurmaya çalıştığım bir ETL tool'u direkt Power BI ile geliyor. Kullanımı çok daha kolay, hardcore programlama gerektirmiyor falan diye çok pratik ve çok hızlı buluyorum. Hala gelmedi gibi yani böyle, tam böyle şeydeyiz, ne denir, bekliyoruz. Bir miktar erken olduğunu düşünüyorum ben bunun duyurulmuş olmasının, en azından public seviyede duyurulmuş olmasının erken olduğunu düşünüyorum ama yani diğer taraftan çok iddialı bir çözüm, orası da kesin. Ya şu an erken. Yani onun yine ben altını çizeceğim. Yani DA değil. Erken. Yani şu an denemek isteyenlerin bakması gereken bir yer. Ve o ilk bahsettiğim hani avantajları ihtiyacınız varsa, yani böyle bir ekip olması lazım. Bu ekibin beraber çalışma ihtiyacı olması lazım. Yani burada yeni bir workspace söz konusu. Yani o workspace'e ihtiyacım yok benim diyorsan aslında yani çok büyük bir avantajını da kaybetmiş oluyorsun bir anlamda. Yani bütün bunların aynı yerde yapılabilmesi durumu da var. Öyle bir şeye ihtiyacın yoksa biraz daha beklenebilir olgunlaşması için ürünün. Çünkü evet, eksikler var dediğin gibi. Onun da cevabı sürekli şey oluyor zaten. Yani C değil oluyor şu anda. Aynen öyle. Tanıtım sloganlarından bir tanesi Synapse için şeydi, yanlış hatırlamıyorsam Emir Tuncer'in sorusuna da kısmen cevap vermiş olayım. Hani Next Gen Data Warehouse, yani yeni nesil veri ambarı. Hani sloganlardan bir tanesi de o. O yüzden Power BI için veya başka bir istekâ sıracı için fark etmez, bir Data Warehouse oluşturma ve onun performanslı çalışmasına ihtiyacımız varsa Azure Synapse nereye gidiyor? Mutlaka bakmak lazım. Ben on-prem ETL mesela hiç kullanmaya çalışmıyorum. Öğrenmeye de, derinleşmeye de çok çalışmıyorum. Çünkü replace olacak diye düşünüyorum. Ya da en azından daha kolayı çıkacak. Kolayı çıkıyor bulutta diye düşünüyorum. O yüzden o tarafa çok fazla yatırım yapmıyorum. Konu geniş. Ben Türkiye'de Databricks kullanımı var mı? Ben kendim görmedim şahsen. Kendi tanıştığım, bildiğim ortam açısından söyleyeyim. Aynı şey Spark için de geçerli. O yüzden o taraflarla ilgili çok fazla yorum yapamayacağım açıkçası. Ama burada çok daha yoğun bir kullanım var. Ama ben Fransızım konuya. Sadece Power BI, Data Warehouse, Data Factory tarafından yaklaşıyorum. Gidişatı kesinlikle promise, yani bir vaatte bulunuyor ve iyi olacak gibi gözüküyor. Ama konu da çok geniş. İnsanlar da haklı yani, tam nereye oturtacağımız konusunda case by case gitmek dediğin gibi daha doğru bir yöntem olabilir. Bir soru da şey, KVKK durumundan dolayı Synapse kullanmak isteyenler için nasıl bir mimari öneriniz var? Uzmanlık alanım değil. Yani şöyle bir uzmanlık alanı, KVKK uzmanlık alanım değil. Ama sorulan soru şeyse, hani data yurt dışına çıkartmak istemiyorum, ne yapayım? Ya o konuda da ben bir çözüm hayal edemiyorum şu anda. Yani şey konusunu, ya uzmanlık alanım olmadığı için şu an şey yapacağım da, ben de bir soru soracağım aslında. Yani
Datayı yurt dışında proses edip geri alınca da datayı çıkartmış oluyor muyuz? Bazen onu merak ediyorum böyle. Yani storage ile buffer arasındaki fark nasıl yorumlanıyor yasalarda? Benim de merak ettiğim konular ya. Bir ara bir Yani uzmanıyla konuşmak lazım. Aynen işin resmi tarafını bilmiyorum ama kendi başıma gelen örneklerden şunu söyleyebilirim. Bu resmi olarak kanuni anlamda yurt dışına veri çıkartmak, kişisel veri çıkartmasının yasak olduğu şeyler için, sektörler için hiçbir müşteri adı, soyadı, TCK kimlik vesaire hiçbir şey çıkmıyor. Hepsi çıkacaksa maskeli çıkıyor. Evet. Eğer buluttaki o kombinasyonun da yani işte Halil gün görmüş, H yıldız var, G yıldız var, başka hiçbir şey yok. Kim olduğunu bulut tarafından bilmem mümkün değil. Ama arka tarafta da buluta çıkardığın o maskelenmiş kombinasyon şeylerin bilgilerin bir kombinasyonu tutan başka bir dosyan var. O yüzden birisiyle ilgili problem olduğun zaman şak diye kent tarafında onu bulabiliyorsun. Bir opsiyon da şu olabilir. Gene kanunu ben de resmi anlamda çok detaylı bilmiyorum. Bir opsiyon da şu olabilir. SQL Server'in analiz servisini on-prem'de kullanıp bütün datayı, bütün modeli on-prem'de tutup sadece ve sadece sonuçları, yani rapor ekranında gördüğünüz sonuçları, egregeleri buluta gönderiyor olabilirsiniz. Bu da bir yöntem. Ama dediğim gibi bu söylediklerin resmi olarak bir karşılığı kanunda var mı yok mu ben çok %100 emin değilim. Ama yapanlar olduğunu biliyorum. Ben şöyle bir iki kaynak paylaşayım. Burada Synapse Analytics ile ilgili ben oturup çalışacağım diyen olursa çok güzel bir cloud workshop var. Onu indirip yapabilirsiniz GitHub'da. Bir de bu benim şu anda gösterdiğim de dahil, evet. Benim şu an gösterdiğim perakende tarafıydı. Bir de bunun üretim tarafı var, manufacturing tarafı var. Bu gösterdiğim demo ortamını kendi subscription'ınızda yaratmak isterseniz, PowerShell kodları, ARM template'ler vesaire her şeyin bulunduğu ve guidance'ın da bulunduğu bir GitHub reposu var. İkinci link de o. O repoya giderseniz oradan hani şeyi indirip bu demo ortamını datasıyla beraber bir subscription'da yaratıp üzerinde şey yapma şansınız da var. Bir proof of concept yapma şansınız da var. Ya bunu ben kesin deneyeceğim. Sağ ol o yüzden link için. MVP olmanın avantajlarından bir tanesi biliyorsun Azure Subscription'da sağlam bir rakam sunuyor Microsoft kullanmak istersen diye. Onu biraz sömürmeyi düşünüyorum. Ya açıp bunu oraya dikkat et. Onu söyleyeyim yani. SQL pool'u açık bırakırsan çok hızlı. Evet. Yemeye başlıyor. O tehlikeli oluyor. Aynen. Sorularınız varsa alabiliriz. Bence çok fazla soru gelmeyişinin sebeplerinden biri az soruda gelmedi gerçi ama insanların tam olarak daha bu aracı nereye oturtacakları konusunda net bir fikirleri oluşmamış. Buna ben de dahilim açıkçası. Yani nereye gittiğini belki daha yakından takip ediyorum ama nereye oturtacağım konusunda ben de bekliyorum. Çünkü bir sürü tool var birbirinin yaptığı işi benzer şekilde yapıyor gibi gözüküyor ama arada nüanslar var falan. Kolay bir konu değil. Bir de Microsoft çok hızlı geliştiriyor. Ben yetişemiyorum kendi adıma konuşmak gerekirse. Öyle bu Synapse ile birlikte iyice okunacak doküman sayısı boyumu aştı benim. Evet. Ama ya içine girdiğinizde şeyi de çok görüyorsunuz. Yani dokümanlara da girdiğinizde zaten şeyi göreceksiniz. Dokümanlar hani Microsoft Docs'taki dokümanları gezdikçe aynı doküman aslında işte SQL Data Warehouse'a da hitap ediyor. Aynen. Zaten hani çok büyük farklılıklar da yok aslında. Dediğim gibi bazı eksikler var. Bazı şeylerde şekil değişiklikleri var. Şey tabii birazcık korkutucu olabiliyor orada. Synapse eğitimlerini verirken bunu çok görüyoruz. Yani ürünün içerisindeki her şeyi bilmen gerektiği gibi bir hissiyata kapılırsan o çok panik verici bir hissiyat ve çok gerçekçi de değil bence. Evet, yani kesinlikle katılıyorum. Machine learning işi yapabilen, yani bütün profillerin beraber çalışabileceği bir ortam yaratmışsın. Ne yapacağım yani? Sen 4 tane dil destekliyorsun. Ben hem Spark öğreneceğim, hem SQL, hem hani data optimizasyonu yapabileceğim, hem pipe. Yani bu mümkün değil yani. Yani en azından çok olası görmüyorum. O yüzden hani
ona da kapılmamak lazım aslında. Yani genelde şey oluyor eğitimleri verdiğimizde. Yani örneğin ağır Sparkçı bir abi çıkıyor. O verdiğimiz problemi Spark'la çözerken başka bir arkadaş da örneğin ben bir CSV veriyorum örneğin Corrupt olmuş bir CSV veriyorum. O Corrupt CSV'yi TSQL ile çözen şey de var. Hani kahraman da var. Spark'la çözen kahraman da var. Zaten ürün de bunu yani enable etmeye çalışıyor. Bunu sunmaya çalışıyor. Bu şey anlamına gelmiyor yani. İkisini de yapmayı öğrenmem lazım benim anlamına da gelmiyor bir anlamda. Öyle bakmazsanız o zaman aslında o kadar çok öğrenilmesi gereken bir şey yok ortada. Katılıyorum. Her yerini öğrenmek gibi bir durum kesinlikle yok. Gerek de yok zaten. Ben kendi ortamlarımdan dolayı örneğin hiç Spark'ta bugüne kadar uğraşmadım. Öyle bir şeye ihtiyaç çıkmadı çünkü. Ama warehouse tarafıyla işte yarın bir gün gelirse Power Query tarafıyla ETL tarafıyla çok daha fazla ilgileniyorum. Klasik ETL tool'ları ile entegrasyon imkanları var mı diye bir soru var hocam. Örnek alayım. Yani connector varsa vardır. Öyle cevap verebilirim yani. Connector'lara bakmak lazım. Eğer bu soru şeyse yani integration service burada kullanılıyor mu ise doğrudan değil. Yani Azure Data Factory onun yerine geçiyor. Power Query yerine geçebilir duruma göre bakışınıza bağlı. Bir soru daha var. Kaçırmış olmayayım. Son olarak Synapse'in unique business value'sunu yeniden tekrar edebilir misiniz? Eğer uygunsa meetup'a geç katılanlar için. Kayıt alınıyor arkadaşlar. Daron hocam vakti var mı yok mu bilmiyorum. O yüzden söylüyorum. Çok hani bir cümlede en başta demiştin ya bir cümlede yapmak gerekirse bir data engineer, data scientist, işte business insights vesaire böyle data ile uğraşan bir ekibin beraber çalışabileceği bir ortam sağlamak. Aslında birinci yıl, bu benim yorumum tabii ki. Ama hani kabaca şu anda örneğin şey yaptığımızda işte Azure Synapse diye aratırsam ve ürünün kendi sitesine gidersem de bir kere şey de enteresan zaten Azure Synapse Analytics diye geçiyor ürünün şu anda ismi. Yani bir Analytics ürünü olarak geçiyor ama aşağıda da şey deniyor. Azure Synapse hani bir SQL Data Warehouse'un evolve olmuş hali. Türkçesini bulamadım şu anda. Yani hem bir warehouse'un uygulaması, bir Analytics uygulaması vesaire ama şeye bakarsanız bakın sitede de limitless scale diyor. Tamam cloud'dan anladık. Insight çıkartırsın buradan. Üçüncü bahsedilen madde zaten benim bahsettiğim madde. Unified Experience. Herkesin beraber bir yerde end to end hani baştan sona kadar ingest'ten transformation, enrichment, visualization hepsini bir yerde yapabilmek. Dördüncü madde instant clarity. Orada SQL on demand'e falan gidiyordur diye tahmin ediyorum. Yani hemen datayı görebiliyor olmak vesaire. Sonra da security'yi de koymuşlar oraya. Yani şey value çıkartılan value bu aslında. Hani bunların hepsini scalable bir şekilde cloud'da yani şey yapabiliyor olmak, unified bir experience ile yapabiliyor olmak. Ben böyle görüyorum. Evet, en doğru tanım bana sorarsan da öyle. Unified experience yaratmak. Başka soru şu an için yok gözüküyor. Zaten bir saati de bir 10-15 dakika geçmiş vaziyetteyiz. Hocam katıldığın için çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ağzına sağlık, eline sağlık. Yeni bir konu, geniş bir konu, herkesin kendi tarafına düşen şeyler biraz daha farklı olabilir. Grubun ismi Power BI Türkiye, Power Platform Türkiye olduğu için ben Power BI tarafında nasıl kullanabilirim tarafını kovalıyorum, orayı kaçırmamaya çalışıyorum. Yakın bir zamanda Power Query'de gördüğümüz ekranların hepsi, kabiliyetin hepsi Synapse'in içine gömülecek. Bunun zamanlamasını benim vermem çok mümkün değil. Ve çıktı olarak da ister Data Lake'e, ister bir Azure SQL DB'ye, DW'ye veya DB'ye bunun output'larını yazmak mümkün olacak gibi gözüküyor. Ne zaman bilmiyorum. Ama birçok case'i daha hızlı çözmenizi sağlayabilir. Azure Analyst Service tutup oradaki DW'ye veya Data Lake'e bağlıyor olabilirsiniz, olmuyor olabilirsiniz. Çünkü tek bir çözüm de yok hakikaten bazı şeyler için. O yüzden case by case gitmek mantıklı. Ben eğer warehouse'a ihtiyacınız varsa Data Flow öneriyorum mesela kendi çalıştığım şirketlerde.
eğer trilyon milyar seviyesinde datan yoksa yani çok cüzi bir performans farkıyla ama çok büyük bir kullanım pratikliği avantajıyla çat diye istediğin her şeyi sunuyor sana. Ama her şey için birebir fit eder mi? Etmeyebilir. O yüzden Synapse'i takip etmekte fayda var yani. Bu hakikaten iddialı bir proje gözüküyor. Soru yok. Teşekkür edenler var. Ben de tekrar teşekkürümü tekrar etmiş olayım. Ağzına sağlık hocam. Seni tekrar görmek isteriz mutlaka. Seve seve planlarız yine. Okey, soru yoksa kapatıyorum. Çok teşekkürler katılanlar için. Birkaç gün sonra Daron Hocam da zaten slide'dekinin linkini de verdi. Denemek için GitHub linkini de verdi. Bir iki üç gün sonra yayın kaydını YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. Meetup grubunda yayınlanacaktır, duyurulacaktır yayınlandığında. Katılımınız için çok teşekkürler. Daron Hocam tekrar eline sağlık, ağzına sağlık. Görüşmek üzere. Evet, teşekkür ederim. Görüşürüz. İyi hafta sonları herkese.